Arkadaşlar tekrar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Conversation serisinde tekrar birlikteyiz. Üçüncü bölümü okuyorum arkadaşlar. Anna, today Pete and I are meeting with a consultant who will help us with our new show. Dikkat ederseniz iki cümle arkadaşlar. Bugün Pete ve Ben are meeting a consultant who will help us with our new show. Pete ve Ben yeni şovumuzda bize yardımcı olacak bir danışman ile buluşuyoruz. Yesterday, dün Pete had promised to meet me here at 8 a.m. Dün Pete benimle burada bakın meet me benimle yani here at 8 a.m. yani sabah saat 8'de burada buluşacağına söz verdi. But he didn't come on time. Fakat kendisi zamanında gelmedi. Bakın he didn't come on time. On time zamanında. Yani kendisi zamanında gelmedi. Bu arada değerli arkadaşlar Profesör Bot diye bir eleman var. Robot. O çıkıyor, o konuşuyor şu anda. Demek ki bize gramerle ilgili bilgi veriyor. Bu tür videolarda böyle arkadaşlar. Video içerisinde gramer açıklaması var. Bakalım ne diyor. Oh, it is bad to be late for a business meeting. Yani bir iş görüşmesine geç kalmak yani kötüdür. But while we wait for Pete, fakat yani Pete'i beklerken, let's talk about a new verb tense. Hadi yeni bir zaman yani verb tense yani İngilizce'de yeni bir zamanla ilgili gramer zamanıyla ilgili bilgi verelim anlamında yani konuşalım. Past perfect tense yani geçmiş zamanla ilgili. You know the past tense right? Geçmiş zamanı biliyorsunuz değil mi? Like Pete promised to meet me here at 8 a.m. Hani işte bakın yani Pete benimle saat 8'de burada buluşmaya söz verdi şeklinde hani geçmiş zaman. Past perfect is a little different. Fakat past perfect tense. Yani simple past tense var arkadaşlar. Bir de past perfect tense var. Bu past perfect tense biraz farklıdır diyor. When we talk about two things in the past. Yani geçmişte iki şey hakkında konuştuğumuzda. Geçmişte olmuş iki şey hakkında konuştuğumuzda. We can use the past perfect for the first event. Yani ilk olan yani geçmişte ilk olan olayla ilgili konuşurken past perfect'i kullanırız. Evet. Put had before the past participle. Yani gelen mesela fiilden önce had kelimesi gelir. Pete had promised he would meet Anna. Yani Pete Anna ile buluşmaya söz vermişti. Here is your assignment. İşte sizin göreviniz. Find sentences with the past perfect tense. Yani bu konuşmada geçmiş zaman. Yani past perfect tense'leri bulun. Remember, hatırlayın. Look for head. Head kelimesini yani arayın anlamında söylüyor. Değerli arkadaşlar burada bir konuşma var. Bu konuşmanın içerisinde Kelly'de konuşmaya dahil oluyor. Bakalım o ne diyor. You two are late. Hey siz ikiniz geç kaldınız. Exactly. Tamı tamına 43 minutes late. Yani 43 dakika geç kaldınız. What happened? Ne oldu? Diye soruyor. Anna konuşmaya başlıyor arkadaşlar. He had to get this special coffee. Special coffee. Yani o yani özel kahvesini mesela almak zorundaydı. Yani kendisinin tarif ettiği o özel kahveyi beklemekteydi. Diye söylüyor. She had to feed her birds. Her birds. Pete de suçu ona atarak o da yani kuşlarını beslemek zorundaydı. Kuşlarını diye çeviriyorum. Kelly de diyor ki okay I can see already that you need my help. Yani tamam öyleyse yani gördüğüm kadarıyla benim yardımıma ihtiyacınız var. You can both talk at the same time. İkiniz aynı zamanda konuşamıyorsunuz. You have to take turns. Yani birbirinizin sırasını beklemelisiniz. Alright, anlaşıldı mı Anna? You go first. Yani anlaşıldı mı diye soruyor. Anna, you go first. Anna, ilk önce sen söyle anlamında söylüyor. Anna da diyor ki arkadaşlar, sure, elbette Kelly. See, bak, Pete and I live in the same building.
Pete ve ben aynı binada yaşıyoruz. So we decided to meet at 8 a.m. Bu nedenle biz sabah saat 8'de buluşmaya karar verdik. 8 a.m. to come to work together. Yani saat 8'de birlikte işe gelecektik. I had waited 15 minutes when Pete arrived. Yani Pete geldiğinde ben 15 dakikadan beri beklemekteydim. Anna konuşuyor. After Pete had was time waiting for coffee. Yani we were late. Yani bakın arkadaşlar burada geçmişte iki olay var. Diyor ki after Pete had was time waiting for coffee. Yani Pete kafede yani zamanı kahvesini beklerken geçirdikten sonra biz geç kaldık. I left you a message. Sana bir mesaj yolladım. I didn't get that message. Öyle mi? Ben bu mesajı almadım dedi. Anna diyor ki oh sorry özür dilerim. Kelly Pete'e dönerek hey Pete ya sen? Bu arada Profesör Bot konuşuyor. Gramer bilgisi veriyor. Anna left a message. Anna bir mesaj bırakmıştı. That's the right thing to do. Yani bu yapılması gereken doğru hareketti. Do you find some examples of the past perfect tenses? Yani bu metinde yani şu ana kadar past perfect tenses yani past geçmiş zamanla ilgili yani cümle bulabildin mi diye soruyor. I did, ben buldum diyor. Bak diyor Anna said. After Pete had was time waiting for the cafe. Coffee yani Pete kahvesini beklerken yani zamanı boşa harcamasından sonra biz geç kaldık. We were late. Look at that coffee. Hey, bu kahveye bak. It looks more like dessert. Yani tatlıya benziyor. Yani daha çok tatlıya benziyor. Okay, keep watching for the past perfect. Evet. Yani keep watching for the past perfect yani past perfect yani cümleyi halen araştırın yani bulmaya çalışın diyor arkadaşlar burada. Şimdi burada da Pete konuşuyor. Yeah, that's not why we are late. Hayır diyor. Bu bizim yani geç kalışımızın nedeni değildir. This is why we are late. Yani bu biz bundan dolayı geç kaldık. I had arrived on time at 8 a.m. Ben saat 8'de tam zamanda vardım. But I didn't see Anna. Fakat Anna'yı görmedim. She was standing behind a tree. Kendisi bir ağacın arkasında durmaktaydı. I think she was hugging it. Yani ben sanki yani bu kızın ağaca sarıldığını düşünmüştüm. I always walk to work. Ben işe genellikle yani devamlı olarak yürüyerek giderim. But she said that she will take too long and that a scooter would be much faster. Fakat kendisinin söylediğine göre yani yürüyerek gitmek epey bir zaman alacaktı. Ama bu scooter'ı kullanırsak yani scooter kullanırsak daha hızlı varabileceğimizi söyledi. It was awful. Fakat yani kötüydü. Awful yani dehşet verici. I hated it. Nefret ettim. And it added too much time to our commute. Ve bu bizim yani buluşmamıza yani geç kalışımıza çok daha fazla zaman ekledi. And it added too much time to our commute. Yani bir araya gelişimizi engelledi anlamında yani geciktirdi anlamında söylüyor arkadaşlar. Then Anna stopped by a pond to feed the birds. O arada Anna yani bir tabağın önünde durdu ve kuşları besledi. Ya da bir yani kuş kafesinin üzerinde. Diyelim arkadaşlar yani kuş kafesinin önünde durdu, kuşları besledi. She had named them after characters from books and yelled the names out loud. Yani kendisi bu kuşları arkadaşlar kitaplardaki karakterlerin isimleriyle yani isimlendirdi. Yelled the names out loud ve ağzından yani bu isimleri yüksek sesle söyledi. Romeo, Juliet, Sherlock gibisinden. By the time she had fed all the birds, we were late. Yani bu kuşları beslediği sırada yani beslerken biz geç kaldık diye söylüyor arkadaşlar. Kelly de diyor ki this is what I think işte yani ben de böyle düşünmüştüm. You two see the same event very differently. Yani siz ikiniz de olaylara farklı yerlerden bakıyorsunuz. Does this happen often with you two? Yani bu sizin ikinizin devamlı mesela bir alışkanlığı mı yani devamlı yaptığı bir hareket mi rutin mi yani? Yani sık sık yapar mısınız?
Pete diyor ki evet. Anna da diyor ki hayır. Pete diyor ki no. Anna diyor evet. Burada Kelly konuşuyor. Okay, this is good. Tamam öyleyse bu iyi. This is good. Bu iyi gerçekten. It is good to see things differently. Yani bazı yani şeyleri yani bir takım şeyleri farklı görmek gerçekten iyi. I have an idea. Bir fikrim var. We will call the show he said, she said. Biz diyor yani yapacağımız programı he said, she said şeklinde başlıklandırabiliriz. Yani isimlendirebiliriz. For every story yani her hikaye için we tell a different point of view. Yani her ikinizin de yani farklı bir bakış açısı var. Yani siz her ikiniz de diyor farklı bakış açılarınızı söyleyeceksiniz programda. Evet. Anna, this is a great idea, Kelly. Hey Kelly, bu çok güzel bir fikir. Pete, we are different. Hey Pete, biz farklıyız. That's why I talked of you for this job. İşte yani ben seni bu işe düşünmemin nedeni de zaten bu diye söylüyor. Kelly, I think you two understand perfectly. Zannedersem ikiniz de düzgün bir şekilde anladınız. Let's get to work. Hadi işe koyulalım diye söylüyor. Kelly de she named the birds really. Yani bu kız bu kuşları mesela beslediği kuşları isimlendirdi mi diye Pete soruyor. Pete de evet diyor. Değerli arkadaşlar burada son cümlemiz var. Business people in the United States think you should come to a meeting at the exact time. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela iş insanları yani insanın yapacağı o görüşmeye tam zamanında gelmesini mesela beklerler arkadaşlar. Bakın exact time tam zamanında gelmesini beklerler. If you are late to a business appointment, yani bir iş görüşmesine geç kalırsan, you should call and explain why. Yani aramanı ve neden geç kaldığını bildirmek zorundasın diye. Yani bildirmelisin diye söylüyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir conversation denen bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Bu videomuzda hem ses hem de görüntü dosyası olacak. Umarım yararlı olmuştur. Eğer yararlı görüyorsanız lütfen bize bunları belirtin. Yani yaptığımız sitenin içerisine koyduğum sayfada leave comment bölümü var. O comment bölümünde yorumlarınızı yazarsanız en azından mesela çalışmalarımızın hedefe ulaştığını mı ulaşmadığını mı anlarız. Değerli arkadaşlar bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.